Öncelikle selamünaleyküm. Bugün Öğretmenler Günü. Beni babam gibi büyüten Mustafa Menver Kaya Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu videoyu çekme sebebimiz de bizim iş imkanlarımızın çok kısıtlı olup gelen zamlardan, zaten ortalığın halinden, hastalıktan hiçbir şekilde bir kazancımızın olmadığı içindir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ellerinden öpüyoruz, saygı duyuyoruz. Devlet büyüklerimizin hepsinden saygı duyuyoruz. Benim 3 tane çocuğum var. 2 odada bir yerde yaşıyorum. Yani son demlerimize geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızdan gerçekten, yani gerçekten rica ediyoruz. Yozgat'ta gitmediğimiz yer kalmadı. Valilikten, belediye başkanından. Neyse yani biz ne yaptıysak anlamadık. Bize hiçbir şekilde bir iş imkanı sağlanmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim CİMER'de bir sürü şeyimiz var. Hani dilekçelerimiz var. Bir iş imkanı için sadece bu videoyu çekiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tekrar tekrar çok 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 rica ederek, özür dileyerek, yani bu kadar yoğunluğunun içinde bir ailenin yıkılmaması için, hani bir babanın gururunun kırılmaması için, eşimden Allah 1000 kere razı olsun, o çalışıyor yani evimizin geçimini eşim sağlıyor. İşi gücü rast gelsin, ailesine çok sahip çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden tek dileğimiz, rica ediyorum gelin bakın. Yani biz karton toplayıp geçinen bir insanız. Çöplerden topladığımız kartonlardan da Allah razı olsun, bu Iraklıların sayesinde hiçbir şekilde hiçbir para kazanamıyoruz. Karton kalmıyor zaten, yani onların da geçimi. Yerdeki karıncadan ta Cumhurbaşkanımıza kadar bir saygı duyuyoruz. Ellerinden öperiz. Bu videomuzu tekrar tekrar diyorum. Hani kimseden bir yardım talebiyle veya hani bize gelin de Allah rızası için bir şeyler verin diye değil. 94 kiloyum. 100 kiloya kadar her şeyi kaldırırım. Böyle tuvalet temizlerim. Ya çok affedersiniz, pislik atarım. Her işi yaparım ama ya ne hikmetse, hani kader mi kısmet mi bilmiyorum ama bize bir iş imkanı sağlanmadı. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın büyüklerim, Yozgat'taki değerli büyüklerim, bizim bu meselemiz gazetelere de çıktı. Bütün her yerde var. Valiliğin önünde de oturdum. Belediye başkanımızın yanına da gittim. Allah razı olsun hani onlardan da. Herkes söz verip tutmayan büyüklerimiz de var. Gene de Allah razı olsun. Hani kimsenin kalbini kırmak istemiyoruz. Geçmişimizde hatalarımız var. Hatalarımızı çok telafi ettik. Tam 6-7 sene olmuş. Ben hani karakol kapısından herhangi bir şekilde bir dövüşten herhangi birinin kalbini kırarak çekilip de yani bir şey yapmış bir insan değilim. Hatalarımı anladım. Hatalarımı çok büyük telafi ettim. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden tek ricam. 4 çocuğum var benim. Birine nafaka ödemek zorundayım. Hani yaptığım hatalarımı ben çok iyi biliyorum. Çocuklarımı, ailemi lütfen sesimi duyurmak için size bu videoyu çektim Sayın Cumhurbaşkanım. Ellerinizden öpüyorum. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.